Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda PTC ölçümü yapacağız. PTC'nin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak size ampul üzerinden göstereceğim. PTC bildiğiniz gibi NTC sensörün tersine çalışıyor. Sıcaklık arttıkça direnci yükselen bir devre elemanı PTC. Şimdi ölçümüyle hemen şöyle başlayalım. En küçük direnç kademesinde bakın şu şekilde ölçebiliyoruz. Bize yönü yok zaten. Şu şekilde yönü olmadığı için iki tarafta da zaten direnç gösteriyor. Bu da üç ayaklı olanı. Şu şekilde ölçümleri aynı. Şu şekilde yine 200 ohm kademesinde 20 ohm bana gösteriyor. İki ayaklardan hariç şu üç ayakta ise buraya akım verildiği zaman buradan yapılan çıkış, buradan da yine şuradaki ortak çıkış buradan da yapılıyor arkadaşlar. Onu da yine size onu da gösteririm. Üç ayaklının nasıl çalıştığını. Şu da bakın bu şekil yine bir PTC'miz. Bakın çeşit çeşit omajları gördüğünüz gibi değişiklik gösteriyor. Bunun omajına bakalım. Şöyle. Bu da 22 gösteriyor. Buna baktık. -26. Bu şekilde omaj görmeniz lazım. Sağlam olan PTC'de bir çalışma prensibi var. Isındıkça direnç değeri yükseliyor. Şimdi onu görelim. Ampulü de göstereceğim. Evvela çok basit olarak şöyle bu şekilde gösteriliyor. Çok basit. Şunları aldık. Ölçü aletimizin yine omaj kademesindeyiz. Şöyle probalarıma hemen şöyle uzaktan bakın ısıtıyorum. Uzaktan bir sıcaklık veriyorum. Bakın şöyle biraz uzaktan bir sıcaklık verdim. Bakın değeri yükseldi, yükseldi, yükseldi. Artık değeri 54-55 ohma kadar çıktı. Şimdi soğuyunca tekrar geriye düşecek. Biz bunu ısıttıkça bunun değeri kilo ohmlara kadar daha çıkacaktır. Ben şimdi fazla ısıtmadım. Şimdi tekrar kendisi geriye düşecek. Yani çalışma prensibi bu. Fakat devre üzerinde de bunu uygulamalı olarak şimdi size göstereceğim. Bu en basit deneme şekillerinden bir tanesi. Hemen bakabilirsiniz bu şekilde çalışıyor mu çalışmıyor. Ölçü aletinden işte bakabilirsiniz. Bir de böyle görsel olarak hani devrede nasıl bir bakın bu şu anda geriye geldi. Omajımız düştükçe buzzer'ımız zaten ötmeye başlayacak. Soğudukça yine direnç değeri düşüyor. Hemen uygulamalı olarak 12 volt bir ampulüm var. Ampulümüzün bir ucuna şöyle eksimizi verelim. Artımız burada şu şekilde. Şimdi artıyı PTC'nin ucundan geçirip şöyle artıyı PTC'nin herhangi bir ucuna adaptörümün artısını bağladım. Eksim ampulün bir ucunda. PTC'min çıkışını şu şekilde aldım. Şimdi ölçümünü de yapacağız. Aldım ve ampulüme bakın girişi yaptım. Şimdi çok ampulüme çok dikkat edin. PTC'm şu anda devreden geçen akım ile değeri şu an değişmekte. Hemen şöyle size de bunu ölçü aletinden göstereyim. Bakın PTC'yi şöyle bırakalım. Bakın artı PTC'den çıkış ampule geliş artımız. Bu da eksimiz. Bakın şu anda 6 volta düştü benim gelişim. PTC'den çıkış bakın PTC ısındıkça şu anda ampulü yani direnci çoğalıyor ve ampule gelen voltajı düşürüyor. Bakın gelen voltajım şu. Giren voltajımız bu 13.89. Çıkan voltajımız şu anda 1.8'e kadar düştü.
Bakın PTC zaten elimizde de baktığımız zaman ısınmış durumda. Akımı kestim. Eski haline döndü. Biraz daha soğursa, şu anda biraz sıcak olduğu için direnci gene yüksek. Şimdi bakın şuradakini, hemen iki ayaklıyı, gene değişik olanı şöyle bağlayalım. Bakın şöyle bağladım. Şimdi kendisi, şöyle hemen ölçümümüze de geçelim. Bakın çıkışına bakıyorum. Çıkış hemen zaten 8 küsürlere düşmeye başladı. Bakın girişim 13, çıkışım 7'ye düştü. Düştükçe ampulümüz sönmeye başlayacak. Voltajım düşüyor, PTC'm ısınıyor. Direnç değeri yükseldikçe ampule geçirmiş olduğu voltaj düşüyor. Devredeki çalışma hadisesi de bu. Bir de bunun 3 uçlusunu gösteriyor. Bakın giriş ucum 13, çıkış ucum 10. Diğer uçta, yani 3. uçta şununla aynı şu anda çalışıyor. 5 volta kadar düştü. Yani artık ampulüm iyice de söndü. Olay bu. Bir son olarak onu da göstereyim yine. Biz ısıtalım. Ampulü kesmeye zaten bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın arkadaşlar.